Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Değerli seyirciler, bugün mahkemeler günüydü deyim uygunsa. Önce sabah saatlerinde İstanbul İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Canan Kaftancıoğlu'nun duruşması vardı. Canan Kaftancıoğlu savunmasını yaptı. Komik şeyler vardı orada. Mesela Fethullah Gülen'e meczup demiş. Suç unsuru olarak mahkemeye sunulan belgelerden bir tanesi de bu. Evet, Fethullah Gülen meczup, hatta psikopattır. Çift kişiliklidir, cahildir. İlkokulu dışarıdan bitirmiş, bütün yurttaşlarımızdan özür dileyerek belirtiyorum. İlkokulu bile bitiremeyecek düzeyde bir cehaletin derinliklerindedir ve ne yazık ki bu ülkede aralarında bir kısım liberal ve dönek solcuların da olduğu binlerce insanı, on binlerce insanı etkilemiş ve Türkiye'yi en sonunda 15 Temmuz'da bir darbeye kadar getirmiştir. Buyurun benim hakkımda dava açın. Ben de meczup diyorum. Efendim ben... Darbeci diyorum. Bir terör örgütünün lideri diyorum. Bir dakika. Kumpasçı diyorum. Meczupta kalın. Evet, meczup diyorum. Psikopat hatta. Değerli izleyiciler, meczupta kalsın diye ısrar ediyorum. Sebebi var. Raporu var ya o adamın. Raporu var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde. Evet. Adamın meczup olduğuna ilişkin hastane raporu var. Sevgili Canan Kaftancıoğlu'nu raporlu meczuptan dolayı meczup dedi diye mahkum etmeye kalkıyorlar. Onun için Merdan Yanardağ ne derse desin yani dava da açılamaz, bir şey de yapılamaz. Tabii bunlar her şeyi yapıyor, o ayrı da. Yani... Hocam bir de şöyle bir şey olabilir mi? Yani AKP iktidarı ve bu iktidarın savcıları, ortada bir darbeci örgütün lideri var. O lider hakkında 6 yıl önce bir tweet atmış, bir mesaj atmış. Bence çok hafif Fethullah Gülen için söylenenler. Ve Cumhuriyet'in bir savcısı kalkıyor, dava açıyor. Helal. Şimdi ben merak ediyorum. Yani Cumhuriyet'in savcısı mı, cemaatin savcısı mı? Evet. Bu çok önemli. Bakın. Sizin başka koruyacağınız bir şey yok mu ya? Cemaati mi koruyorsunuz? Bu slogan olacak bir laf. Cumhuriyet'in savcısı mı, cemaatin savcısı mı? Bak bu Merdan Yanardağ'dan benim dikkat çektiğim ikinci bir şey. Bir programda daha öyle çok güzel bir şey söylemiştiniz. Genelde tam, öyle oluyor. Tam sloganlık kutluyorum. Kavramlar atıyorum ortaya. Çok güzel. Bu cemaatin savcısı mı, cumhuriyetin savcısı mı? Güzel bir slogan. Evet. Şimdi bu Türkiye'nin içinde bulunduğu ikileme de işaret eden bir şey. Yani bu AKP'li politikacılar için de geçerli. Siz kimin iktidarısınız? Cumhuriyetin mi? Yoksa bir şer'i, kurmak istediğiniz şer'i devletin mi? Yani bu bürokratlar için, yargıçlar için, öğretim üyeleri için, memurlar için, polisler için ve giderek askerler için söylenebilecek bir ikilemdir. Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanma gerekçesi de bu. Savunmasını almışlar ve 6 Eylül'e karar için ertelenmiş mahkeme. Bakalım 6 Eylül'de ne olacağını hep beraber göreceğiz. Diğer duruşma hocam, Gezi Davası. Felaket tabii. Şimdi Gezi Davası'nın ilginç bazı özellikleri var. Şimdi bu ara tam böyle bir parlatılan da bir adam çıktı. Bu Kutlu Ataman diye yandaş bir yönetmen var. Dünyada da epeyce ödülleri falan var ama Türkiye'de bir turist gibi geziyor herhalde. Ya bir televizyon programına çıkıp şey dedi geziciler için. Ya bunlar Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan attılar gezi eylemlerine katılanlar. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra durumu gördüler mi bilmiyorum. Mustafa Kemal'in mi yoksa Fethullah Gülen'in mi askerleri olduğu konusunu düşünüyorlar mı? Kendilerine Fethullah Gülen'in askerleriymişiz diyorlar mı demiş. Ben bu kadar salakça, bu kadar geri zekalı bir değerlendirme görmedim. Bir metaforun bile farkında değil. O zannediyor ki Gezi'de slogan atanların hocam düz asker olmak istediklerini, TSK olmak istiyoruz dediklerini zannediyor. Ve üniforma giyen herkesin Kemalist olduğunu zannetmek gibi liberal bir aptallık, bir akıl tutulması, bir geri zekalılık içinde. Çok özür dileyerek bu kavramları kullanıyorum. Bu Kutlu Ataman da böyle bir sosyal geri zekalılığa sahip galiba. Metaforun bile farkında değil. Atatürk ilkelerinin, Mustafa Kemal ilkelerinin takipçisiyiz, onu koruyacağız diyen milyonlarca sivilin attığı bir slogandır bu. Ben bu sloganı çok benimsemem, çok doğru da bulmam. Yerinde de bulmam doğrusunu isterseniz ama... Milyonlarca insan bunu Mustafa Kemal'in çizdiği yoldan ilerliyoruz biz. Onun ilkelerinin ve onun kurduğu cumhuriyetin savunucularıyız diyen bir metafor bu, bir slogan. O zannediyor ki bunlar düz er olmak istiyor. Yani sonra darbe yapınca Fethullah Gülen'in askeriymişiz meğersem. Kimse TSK'ya yazılmak için bunu söylemedi. Yani o filmleri ki bir de Galatasaray Lisesi mezunu, yurt dışında eğitim görmüş falan bir adam. Sonra anlaşılıyor ki hocam Kültür Bakanlığı'ndan çok ciddi paralar almış. Siz Kültür Bakanlığı müsteşarlığı yaptınız biliyorsunuz. Yani doğum gününü de Sayın Erdoğan'ın doğum günü kutlamasına katılan tek yönetmenmiş. Kimse de bilmiyor ha bunu. Yani hangi filmi var, hangi filmini izledi insanlar, bu da belli değil. Böyle bir dönemden sonra tam bu arada zaten Can Atalay önceki dün gece bizim prime time'da yani saat 9'da yayınlanan, 21'de yayınlanan programda gerekli cevapları verdi. Milyonlarca insan orada cumhuriyeti ve laikliği savunuyoruz diyorlar. O sloganın anlamı bu. Ve bunun bir kıymeti var, bir değeri var. Bu yönetmene tavsiye edeceğim tek şey şudur. Kendi cinsel tercihleri üzerinden bile hayata baksa eğer kendisinin bir kafir ve günahkar sayıldığını görecektir ve o gezide milyonlarca insanın bu sloganı attığını ve bu sloganı atarken kendi haklarını da savunduğunu anlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi öyle bir döneme geçtik ki hocam, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar vermişler. Ben bunu protesto ediyorum burada. Osman Kavala'nın derhal hemen serbest bırakılması gerekiyor. Dün Can Atalay Taksim Dayanışması'nın sözcülerinden biri. Müebbet hapis cezası ile yargılanıyor. Ve hem davanın hem sanığı hem avukatı bu davanın. Dün burada programda açıkladı hocam. Dedi ki ya biz hiçbir toplantıda Osman Kavala'yı görmedik. Osman Kavala bu işin organizasyonunda falan yoktu. Eğer bir organizatör arıyorsanız o biziz işte. Taksim Dayanışması denilen bir grup, bir komite, bir ekip. Ve bu yoktu orada. Yani bir sürü milyonlarca insandan biri olarak Taksim Meydanı'na gelmiş olabilir. Ve nitekim görenler de var. Cem Boyner de gitti oraya. Yani sendika liderleri gitti. Komünist Partisi oradaydı. Marksist örgütler oradaydı. Kendisini yurtsever olarak tanımlayan ve bu hareketin bir parçası olarak gören ülkücü bazı gruplar ve gençler oradaydı. Antikapitalist Müslümanlar oradaydı. Toplumun birçok kesim oradaydı hocam. Şimdi bunu ben Gezi eylemi ve Gezi'ye katılmayı bir suç olarak AKP hükümetinin kriminal bir vaka olarak göstermeye çalıştığını, bunun bir siyasi karar olduğunu, orada bir suç işlenmediğini düşünüyorum. Bir suç varsa bu iktidarın suçudur. Evet. Gezi ile ilgili müsaade ederseniz ben de şeyimi söyleyeyim. Aslında başka bu Kaftancıoğlu'nun yargılanmasıyla ilgili de söyleyeceklerim var ama Gezi'de... İkisi konusunda da söyleyin hocam. Ben çünkü epeyce ikisini de anlattım. Yani şimdi Gezi ile ilgili değerli izleyiciler, Gezi direnişi bir suç değildir. Gezi direnişi anayasanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanıdığı ifade özgürlüğü bağlamında yapılmış bir eylemdir ve suç değildir. Bir, Gezi eylemi, Gezi direnişi suç değildir. Bu bir. İki, Osman Kavala'nın Gezi direnişi eyleminde rolü yoktur. Üç, Osman Kavala'yı Gezi direnişi eylemiyle ilişkilendirilmeye çalışılan Soros Vakfı'nın Gezi direnişiyle bir ilişkisi yoktur. Dört, Gezi direnişini böylece lekelemeye çalışıyorlar. Osman Kavala'nın Gezi direnişine uzak durduğuna ilişkin bilgilerimiz ve değerlendirmelerimiz vardır. Yani Osman Kavala hayatı boyunca pek çok suç işlemiş olabilir. Ne bileyim, mesela içki içiyordur, dinen suç. Yahut işte bir arkadaşına... Suç demeyelim de dinen günah. Dinen günah. Yahut bir arkadaşına kızmış, belki ondan küsmüştür. İnsan ilişkileri açısından yanlış bir şey. Kınanabilir. Yani, evet, ne suçlar işlediğini olsun. Kırmızı ışıkta geçmiş olabilir mesela. Evet, bravo, çok güzel. Kırmızı ışıkta, trafikte geçmiş olabilir. Osman Kavala hayatında çeşitli suçlar işlemiş, günahlar işlemiş olabilir. Ama Gezi direnişi, bir, Gezi direnişi suç değil, iki, Osman Kavala'nın Gezi direnişiyle ilgisi yok. Şimdi burada bir noktaya tabii dikkat çekmek istiyorum. Onu ben araştırdım, bulamadım maalesef. Olanaklarım da herhalde sınırlı. Tutukluluğunun devamına ilişkin karar oy çokluğuyla alınmış. Evet. Şimdi araştırdığım, bulamadığım o karşı oy yazısı, muhalif henüz Kavala yazılmamıştır hocam. Evet, evet, doğrudur. Onun için bulamadım herhalde. Şimdi Osman Kavala'nın tutukluluğuna karşı çıkan üyenin, ağır cezada yargılanıyor çünkü, üyenin doğrusu karşı oy yazısını merak ediyorum. O tarihe herhalde Türkiye'de adaletin savunucusu olarak geçecek bir zattır. Yani Kaftancıoğlu'nu konuşuruz daha. Evet hocam, Bir başka gelişmede şu, Amerikalı eski NATO komutanının söylediklerini bugün görebildiniz mi siz? Şimdi ilginç bir adam. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki kara gücünün komutanı. Ben Hodges. Orgeneral bu adam. Ben Hodges. İki şey söylüyor. Bir, bu Türkiye S-400 alıyor diye Türkiye'yi hemen NATO'dan atmayalım. Ve buradaki önemli olan şu, Amerika Birleşik Devletleri Erdoğan sonrasını düşünerek karar vermelidir diyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Erdoğan sonrası için de Eylül diye bir tarih koyuyor. Yani bu da biraz tuhaf. Erdoğan sonrası için. Şimdi biz buna dikkat çekmek istiyoruz. Ben KJ dediğimiz altyazıyı Amerikalı komutandan tuhaf ifadeler dedim. Tuhafa vurgu yaptım. Buradan bütün kamuoyunu uyarıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges diyor ki, Amerika Birleşik Devletleri Erdoğan sonrasını düşünerek hareket etmelidir. 1-0 planı bitti, dönemi bitti. 2-0 dönemi başlayacak diyor. Şimdi bunlar birer kod, öyle anlatıyor. Diyor ki, tam cümleyi okuyayım. Erdoğan sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri Türk-ABD ilişkilerinin 1-0 versiyonu bu yaz bitecek. Tekrar ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile ilişkilerindeki 1-0 versiyonu bu yaz bitecek. Buna Eylül diyor. İlişkilerin 2-0 versiyonuna başlamamız gerekiyor. Kararımızı buna göre vermeliyiz. Birincisi bu. İkincisi diyor ki, S-400 alımı Türkiye'nin kurumsal bir kararı değil. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi ya da örgüt kararı diyor. Yani AKP kararı diyor. Buna da dikkat etmeliyiz. Yani bütün Türkiye'nin kararı değil diye. Ben bunu ilginç buldum hocam. Çok şimdi ilginç. Şimdi enteresan bir durum. Yani hani bayram değil, seyran değil. Evet. Bu Hodges niye konuştu? Evet. Şimdi bu tipik Amerikan hatası. Şöyle, Amerikalılar Türkiye'yi de kendileri kadar hızlı demokratik kararlar alabilen bir ülke zannediyorlar herhalde. Bir. İki, yorumlayalım. O 1-0 ve 2-0 dediği şey aslında biliyorsunuz iOS'un yani işte Apple ürünlerinin kullandığı bir takım yazılımların, software'lerin kodlarıdır. 1.0, 2.0 gibidir. Hatta bu endüstri devrimi içinde 4.0'a geldik filan derler. Onu yani demiş. Evet. Bir nevi şey. Şimdi ben onu tercüme edeyim. 1.0 ılımlı İslam. Yani ılımlı İslam. Yani 11 Eylül Türkiye'nin trajedisi, 11 Eylül Amerika'nın trajedisi. 11 Eylül'de İkiz Kulelerin vurulmasından sonra Amerika radikal İslam'a karşı ılımlı İslam diye bir şey icat etti. Yanlıştı. AKP de onun ürünüdür. AKP hem onun ürünü hem örneği. Evet. Yani o hatırlayın. Ilımlı İslam projesinin ürünüdür. Evet. Obama geldiği zaman Türkiye'yi müttefik olarak değil örnek ülke olarak takdim etti. Neyin örneği? Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da başlatılan Arap Baharı'nın örneği, ılımlı İslam'ın örneği. Arap Baharı'nın Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da kandan ve istikrarsızlıktan başka ve Suriye'de başarısızlıktan başka hiçbir şey getirmediği görülünce o ılımlı İslam projesinden vazgeçildi. Eş başkan kimdi hocam? Evet. Kimdi? Sayın Erdoğan değil mi? Evet. Kendisi söylemişti. Evet. Bir de tabii Mursi aracılığıyla yani şimdi Sisi'nin devirdiği ve işte idama mahkum edilen ve şeyde ölen, yargılanırken ölen Mursi'nin de İhvan yani işte bu Mısır'da Müslüman ve bütün Arap dünyasında egemen olmaya çalışan ve biz demokratikiz diye herkesi aldatan Müslüman Kardeşler projesinin, politikasının yanlışlığını Mursi'de gördüler filan. Şimdi 1-0 o. Diyor ki bitti bu diyor. Ve Erdoğan'ı da tabii onun modeli olarak hem ürettikleri hem de takdim ettikleri için onun bittiğini varsayıyorlar ama dünyanın bu coğrafyasında işler o kadar hızlı ve o kadar rasyonel gitmiyor. Yani İhvan Kardeşler ve Müslüman Kardeşler projesi battı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bu proje dolayısıyla hiçbir olumlu yere gelemedi. Kan ve revan içinde kaldı. Fakat bu projenin modeli, götürücüsü, öncüsü olan Türkiye'de siyasal iktidarın değişmesi o kadar çabuk olmaz. Ha, üç büyük kentin kaybedilmesine işaret ediyorsa o doğru. Yani üç büyük kenti kaybeden hiçbir siyasal iktidar kalamaz Türkiye'de. Mümkün değil. Bir de üstelik Ekrem İmamoğlu'nu engellemeye çalışıyorlar. İyice İstanbul'un 16 milyon nüfusunu, işte 10 milyon seçmeni var. Yabancılaştırıyorlar. Yani kendi bacaklarına, ayaklarına kurşun sıkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani tekrar kazanacağına, yahu biz İstanbul'u seviyoruz, Ekrem İmamoğlu'nun arkasındayız, size hizmet edeceğiz, bize de oy verin filan diyeceğine tam aksi onu engellemeye çalışıyor ki onlara oy vermeyenlere ek olarak daha onlara oy verenler de kızsın, vermesin diye filan. Şimdi Amerika buna bakıyor. Bu tabii konuşan adam da bir asker. Bu askerler çok meraklıdır kurmay, hızlı düşünmeye ve işte... Evet, şeyler. Yani ciddi almak lazım söylediklerini. Evet, ki oradan söylüyor. Yani aslında biz de burada söylüyoruz. Üç büyük kenti kaybeden bir iktidarın Türkiye'de merkezi iktidarını sürdürmesi mümkün müdür Sayın Yanardağ? Başka bir hesap aramayalım diyorsunuz. Hayır, hiç gerek yok. Evet. Gerek öyle, yok. Ben de öyle görüyorum ama dikkat edilmesi gereken başka bir şey daha var. Bir fark koymaya başladılar. Bu Sayın Erdoğan'ın kendi kişisel tercihidir deniyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin kurumsal bir kararı olmadığı ifade ediliyor. Şimdi arkadaşlarım kulağıma söylediler. Trump da Türkiye'ye bir yaptırım uygulamayacaklarını söylemiş birdenbire. Bu Hacis'ten sonra. Bugün, şimdi, biraz önce. O pek mümkün değil çünkü bir yasa var. Ek bir herhalde yaptırım. Ayrıca yani o yasanın dışına çıkan, daha ağırlaştırılmış bir yaptırım uygulamayacaklarını söylemiş. Ben buradan bakacağım. Arkadaşlar, ayrıntı var mı o konuda? Bana söyleyebileceğiniz. Ben o arada şunu ekleyeyim. Trump'ın ifadelerinde de, Pentagon'un ve Beyaz Saray'ın da sözcülerinde Türkiye'nin güvenilir ve eski bir NATO müttefiki olduğu, S-400 dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlığın ve anlaşmazlığın Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki köklü ittifak ilişkilerini bozmayacağına ilişkin söylemler var. Yani diyorlar ki yasalarımız mecbur kılıyor bizi. Onun için S-400 konusunda yaptırım uygulayacağız. Ama bu bizim köklü ve eski ilişkilerimizi NATO müttefikimizle bozmayacak diyorlar. Yani ifadeleri bu. Ben çok dikkat ettim. Hem Pentagon hem Beyaz Saray aynı şeyi söylüyor. Yani bu sefer ters düşmediler. Beyaz Saray Pentagon'u da ikna etti. Siyaset, yani askerleri de ikna etti. Siyaset, askeri stratejiyi de ikna etti. Askerler de Amerika'da tamam biz Türkiye'yi dışlamıyoruz, onu idare ederiz filan havalarındalar. Evet hocam. Hocam bizden sonra hemen Ertuğrul Mavioğlu'nun Dik Açı programı var. Evet. Konu var, önemli ve saat 21'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcıları Aykut Erdoğdu burada olacak. Doğru, evet, ama ben Fethi Açıkel burada olacak. Şeyi söylemek zorundayım. Buyurun. Canan Kaftancıoğlu'nun bugünkü... Namık Koçak bugün sunacak. Gökhan Kazbek izinli Türkiye'nin gündem programı. Evet, ikisi de çok değerli arkadaşlardır. Fethi Bey de Aykut Bey de. Çok güzel bir program olacak. Fakat ben Canan Kaftancıoğlu'nun bugünkü duruşmada tarihi bir savunma yaptığını, bunun yani tarihteki önemli savunmalar arasında yerini aldığını işaret etmek istiyorum. Ve diyor ki bazı soruları var. Diyor ki heykeli dikileceği söylenen savcılar vardı diyor. Bugün nerede, hatırlayın diyor. Kumpas davalarında hukuka göre değil, aldıkları emir ve talimatlara göre karar veren hakimler vardı. Bugün nerede, hatırlayın diyor ve devam ediyor. Çok doğru tespit edin. En sonunda da diyor ki beni buraya, bu mahkeme salonuna bir hayal getirdi demiştim ve hayalleri nedeniyle yargılanan ilk kişi olmadığımı biliyorum ama son kişi olmayı umut ediyorum diyor ve bunun için mücadele ediyorum diyor. Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir diyerek bu akşamki programı noktalıyoruz ve yarın görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın değerli seyirciler. Görüşmek üzere.